arkadaşlar geldik. MEB'in yayınladığı sorulardan seçtiğimiz bronz soruların 3. sorusuna. Hemen vakit kaybetmeden sorumuza başlayalım. Sorumuz Mayıs ayı örnek sorularından 10. soru. Gördüğünüz gibi bir metin var. O metinle alakalı öncüller verilmiş. Ne istemiş ona bakalım. Bu açıklamalara göre bir metin cümlesinde cümle olarak verilmiş. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Kavramlar yukarıda öncüllerde açıklanmış, verilmiş. Bildiğiniz kavramlar bile olsa mutlaka ama mutlaka sınavda göz gezdirin. Çünkü hatırlamadığınız ya da oraya eklenen bir ayrıntı size cevabı verebilecektir. Bunu söyleyelim. Bakalım açıklık neydi? Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde anlaşılır olması. Burada mesele nerede? Anlamda bitiyor. Akıcılık, anlatımda söylenişi kolay sözcüklerin kullanılması. Burada kolaylık ön planda. Özgünlük, anlatımın nitelik bakımından benzerlerinden farklı olması. Duruluk, anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmaması. Hemen bakıyoruz. Bir yazının kusursuzluğu, dikkat, yazıdan bahsediyor. Yani işin içinde sözcükler olacak. Eklenecek bir söz kalmamasıyla değil. Yani işin içini neyle doldurdun? Gerekli gereksiz her şeyle doldurdun. Tamam. Bütün gerekliler bunun içerisindedir diye bu güzeldir diyemezsin diyor. Çünkü içinde gereksizler de var. Sonuçta her gerekli içinde ama gereksizler onun kusuru olmuş durumdadır. Peki ne diyor? Ne zaman kusursuz olacak? Çıkarılacak bir söz kalmamasıyla ölçülür. Yani sen öyle bir şey yaptın ki ne buna artık bir şey eklenebilir ne de bundan bir şey çıkarmaya gerek var. Yani dikkat ederseniz yukarıda gereklilikle alakalı ve sözcükle alakalı hangisiydi? Duruluktu tabii ki de. Açıklık onun anlamıyla alakalıyken, akıcılık kolay söylenmesi ya da kolay okunmasıyla alakalıyken, özgünlük onun benzerlerinden farklı olmasıyken, duruluk gereksiz hiçbir şeyin, sözcüğün özellikle işin içine dahil edilmemesiyle oluşurdu. Dolayısıyla burada da çıkarılabilecek, yani gereksiz hiçbir şey yok burada manasından bunu çıkarabiliyoruz. Cevabımızın denizde olduğunu bu şekilde buluyoruz ve işaretliyoruz. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma, destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım.